Uçak resimleri çiziyor, ortaokulda maketini yapıp uçurmaya çalışıyordu. Sırada bir azim ve başarı öyküsü var. Uçak meraklısı o çocuk sınavda ilk 3000'e girip uçak mühendisliğini kazandı. Kendim bildim bileli uçakları seviyorum. Bir futbolcu için Barcelona'da olmak neyse benim için de İTÜ'de olmak aynı şey. Hayallerinin peşinden gitti. İlkokulda tahtaya resmettiği o uçakların artık gerçeğini yapacak. Oğuz Eren'in en büyük hayali uçaklarda. 8-9 yaşındayken de okulun kara tahtasına tıpkı şimdi olduğu gibi uçak resimleri çiziyordu. O hayalinin peşinden gitti. İTÜ uçak mühendisliğini kazandı. Bayburtlu Oğuz Eren Güneş'in uçak aşkı henüz çocukken başladı. İlkokula başladığında tahtaya adını yazmak yerine uçak resmi çiziyordu. Böyle savaş uçağı, yolcu uçağı karışık. İlk uçağını ortaokula geçtiğinde atık malzemelerden yaptı. Bulabildiğim köpükler, tahta parçaları, onları ince ince kesip bir de poşet geçiriyordum ki uçursun onu. Yaptıklarımın hepsi uçmadı ama sayısız uçak yaptım böyle. Vazgeçmeye niyeti yoktu. Kimse demiyor muydu ya çocuğum sen git dışarıda bahçede oyna ne yapıyorsun bunlarla? Yani deli diye düşünenler olmuştur muhakkak. Sayısız denemenin ardından lisede yaptığı uçaklar artık uçuyordu. Üniversite sınavları gelip çattı. Tek isteği uçak mühendisi olmaktı. Sınav sonuçları açıklandığındaysa en büyük hayali gerçek oldu. İlk 3000'e girmiş, İTÜ uçak mühendisliğini kazanmıştı. Bayburt'la burası çok farklı gerçekten. Yani o yüzden çok heyecanlıyım. Oğuz Eren'in ilk hayali gerçekleşti. İTÜ uçak mühendisliğini kazandı. Ama hayaller bitti mi? Hayır. Şimdi sırada Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağını ya da yolcu uçağını yapmak var. Türkiye'de çok zeki insanlar var. Bunlara imkan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkasından gelen gençlere de bir tavsiyesi var. Hayallerinin peşinden gitsinler. Sadece istemesinler onu. Çünkü isteyince olmuyor. Emek versinler. Bir araç şarap.